Her şey dün gibi aklımda. 10 yaşında bir çocuğun en büyük mutluluğu ne olabilir? Benimki sinemaya gitmekti. Bazen dayanamadığımda hayatın gerçeklerine kaçtığım bir başka dünya. Almaya geldik kalabalık. Biliyor musun bugün birisiyle konuştum. Kimle? Bir profesör. Üniversiteyi buraya yerleşmeye çalışıyor. Almanya'da mı kaçıyormuş? Almanya'da mı kaçıyor? Buraya çok güvenli olduğunu söylüyor. Savaş sonrası bizlere hiçbir şey olmayacağını anlatıyor. Değerli bir insan. İnşallah dediği gibi olur. Bölgesinde bir savaşa yönelmiş. Kes artık şunun sesini, çok bağırıyor. Hanım sus, ajans başı. Güçlerini bütünüyle birleştireceklerini beyan ettiler. Başbakan Refik Saydam mevzu hakkında böylece İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyulmaya başladı, dedi. Melekşe gözler hülya bakın. Thank you.
Ya düşünebiliyor musun? Bir filmi iki kere, üç kere, hatta beş kere seyredebiliriz. Bilmiyorum. Korkma adam, tam ayakta uyuyan cinsinden. Ne yakalanırsak? Ay hayır. Bir deneyelim, haftalığımız cebimizde kalacak. Dinle şimdi, ben her şeyi planladım. İki seans arasında 10 dakika süre var. Adam bütün salonu dolaşıp lojalara bakmıyor. Biz çıkıyormuş gibi yapıp lojalara saklanacağız. Boş ver ya, değmez. Yakup, sofraya. Sana bahsettiğim profesör var adam. Onu bir sabah kahvaltıya ve akşam yemeğine davet etsek diyorum. Ne dersin? İyi de evde hiçbir şey yok biliyorsun. Biliyorum, durumunuzu. Bakkal Osman'a gider biraz öteleri bir şey alırız. Peynir, zeytin varsa biraz sucuk. Boğazımızdan kısarız. Çok değerli bir insan. Bir filmi istediğin kadar seyredebilmek. 3 kere, 5 kere, istediğin kadar. Hem de haftalığımı harcamadan. O zaman sinema otobüsle bile gidebilirim. Hatta prenses pastası bile yiyebilirim. Burası Ankara Radyosu. Şimdi ajans haberlerini veriyoruz. Bugün Alman orduları Lehistan'a girdi. Milli Savunma Bakanı General Naci Tınaz, Polonya'nın işgaliyle 2. Dünya Savaşı'nın artık resmen başlamış olduğunu söyledi. Deux amoureux suivent le jeune herbe et les doigts secs et longs de l'artiste. Ça lui rentre dans la peau par là-bas, par là. Elle a envie de chanter ses physiques. Tout son être est tendu, son souffle est suspendu. C'est une œuvre étordue de la musique. Parallèlement à toutes ces évolutions, le Premier ministre a déclaré que si jamais les Italiens envahissaient la Grèce... Kuzeye baktı. Şu yıldızı görüyor musun? Hayır, şimdi hiç kalmıyor. Polonya onun altında. Çare bulmaz bilirim ya.
rezil rüsva ettin bizi el aleme. Ne demek aptalın yetmiyor sinemaya? Okul kapanır kapanmaz bir işe giriyorsun, kendi paranı istediğin kadar gidersin. Defol şimdi karşımda. İnsanlar sığınaklara koşuyor. Bense alın teri denen onurlu bir yaşama. Ülkede herkes demokrasiden söz ediyor. Eşit ve insanca yaşayabilmekten. Eski bir taş plakla mişli geçmiş zamanlara gitmek gibi. Bazen sinema çıkışlarında o günleri özlemle anarım. Thank you.